Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Belediye Başkanım, değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, vatanı işgale, devleti ele geçirmeye, millete alev çekmeye yetenen hainleri, kalleşlerin kendilerini bir dolara satan din dükkanlarının vatan, devlet, bayrak, millet kavramlarından nasiplenmemiş şerefsizlerin bundan tam bir yıl önce, tam da bu gece başlatmış olduğu tarihte eşi ve benzeri olmayan darbe girişimini şehadetle, gazilikle, kahramanlıkla geri püskürten çok değerli aziz milletim. Tankların önüne yatarak esaret yerine ölürüm diyen, Boğaz Köprüsü'nde ateş altındayken buradayım, beni vurun diyen, çatışma çıkarsa biz önden koşacağız, bizi öldürürlerken siz arkalarından dolaşıp silahlarını ellerinden alın diyerek organize olan, bunu duyan aksakallı dedemin evladım, biz çok yaşlandık, önden biz giydik, biz gideriz diyerek itiraz eden, telefonla sürekli eşini arayarak arayan eşine bu iş bitmeden dönmem araba diyen, elinde sopayla meydanlarda bekleyen teyzelerimin olduğu, AK Partili değilim ama Cumhurbaşkanımı bu hainlere gidikten diyen ülkücü kardeşlerimin olduğunu, evinde ay yıldızlı bayrağımla ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye nidalar atarak gözünü bile kırpmadan çıkan bu milletin mensubu olmanın gururunu, onurunu hep birlikte yaşadık ve tarih boyunca da yaşayacağız. 15 Temmuz tarihimizin en ağır ihaneti, en çirkin satılmışlığı tarihi olarak asırlar canlanacaktır. Aynı zamanda bu tarih olağanüstü bir direnişin, mücadelenin ve meydan okumanın bir tarihi olmuştur. Vatan haini kansızların rezilliği, siz vatansever halkımızın da zafer tarihidir. 15 Temmuz yeni Kurtuluş Savaşı'nın tarihidir. Yeni Çanakkale'dir, yeni Sakarya'dır. Yüzünü halktan alan ve mayasını İslam ile uğurmuş olan camialarımız, namusunu halkımıza, bizlere doğrultan, hainlere karşı dik duruşunu sergilemiş ve bu yolda bir an bile düşünmeden şehadete koşmuştur. Millete ve devlete karşı ayaklanmalara, küreşen şebekelerin ayak oyunlarına, tetikçiliğine söylenen hainlere, kalleşlere, katılmışlara sesleniyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, Sakarya'da olduğu gibi millet ayaktadır. Darbecisinden paraleline, haininden tetikçisine, azmettiricisinden destekçisine, milletimizi, devletimizi, milli irademizi hedef alan şer yuvaları dağıtılmış, illerine girilmiştir. Hakimiyet milletindir. Düsturu hainlerin, kardeşlerin, kalleşlerin, FETÖ terör örgütü mensuplarını ve yandaşlarının zihinlerine hiç unutmayacakları şekilde kazınmıştır, kazınacaktır. 15 Temmuz gecesinin daha ilk dakikalarında bu kahraman meydanı hıncalış dolduran, bayrağını kapıp tekbirlerle, selamlar ve ezanlar eşliğinde koşa koşa tarlasından, bahçesinden, köyünden, mahallesinden, ilçesinden bu meydana gelen siz değerli hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Çankır olarak bu kardeşlerin saldırılarıyla 11 evladımızı şehit verdik. Her birinin şehadeti vatan için, bayrak için canlarını seve seve vermeleri asla unutulmayacak
kahramanlık destanları. Buradan bir kez daha şehit düşen tüm vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gazilik ünvanıyla şereflenen yaralı 2196 kardeşime de acil şifalar diliyorum. Onlar şehit oldukları için, onlar gazi oldukları için bizler şu anda burada bu bayrağın gölgesinde hep birlikte dimdik ayaktayız ve gerektiğinde bizler de onlar gibi canlarımızı seve seve verebileceğimizi tüm dünyaya en yüksek sesle haykırıyoruz. Şehitlerimizin, gazilerimizin yazdıkları destanın yanında siz değerli hemşehrilerimizin de ayrı bir kahramanlık gösterisiyle Çankırı'mızın tarihine geçecek destana imza attınız. Bu kahramanlığımız asla unutulmayacaktır. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir emriyle, tekbirlerle, salavatlarla, selalarla ve ezanlarla milyonlar döküldü sokaklara. Başkomutanımıza sadakatimizin, sözümüzün, tutmanın gururu hepimizindir. Bizleri darbelerle susturulan ezanlardan, ezanlarla durdurulan darbelere kavuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, bir yıl önce yaşadığımız bu saldırılar sonrasında siyasi düşüncesini arka plana atarak tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet şuuruyla meydanları dolduran tüm siyasi partilerin, il başkanlarının şahsında tüm teşkilatlarına ve o siyasi parti seçmenleri kardeşlerime gerek katılımlarıyla gerekse meydanda yaptıkları hayırlar ile kardeşliğimizi pekiştiren tüm sivil toplumu temsilcilerine ve üyelerine meclis çalışmaları yoğunlukları arasında buldukları her fırsatta elimize gelerek bizleri destek, bizlere desteklerini gösteren sayın milletvekillerime hiçbir desteği esirgemeye gece sürekli, gece gündüz sürekli meydanlarda olan sayın belediye başkanım İrfan Dince bizlerle birlikte 24 saat boyunca gecesini gündüzüne katarak çalışan emniyet teşkilatımıza, teşkilatımın il, ilçe, başkan ve yönetim kurul üyelerine hemen her gece bu meydanda gözünü bile kırpmadan sabahlara kadar nöbet tutan kadın korları başkanıma ve yönetimine sizlerin her türlü yardımına koşan, yapılabilecek tüm vazifeleri hakkıyla yerine getiren, durmadan, yorulmadan, azimle çalışan gençlik kolları başkanıma ve üyelerine, yapılan organizasyonlarda emeği geçen her kim var ise her birine, üç kuruşluk menfaat çıkar, makam bunu gözetmeden, birlerin değil, halkın adamı olan sahte yüzlere gülmeyip, gerçek vatan evladı gibi hareket ederek objektif ve vatansever haberlik yapan değerli basın mensuplarıma ve yine millet olarak ayağa kalkıp büyük bir vesayet olanı yok eden millet olma özelliğini yüreğinde taşıyıp yılmadan, yorulmadan meydana dolduran siz kahraman hemşehrilerime sonsuz şükran ve millet duygularıyla birlikte saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim okunan selalar, ezanlar, Kur'anlar ümmetine, yaşlı gözlerle edilen dualar ümmetine, vatanımızın birlik ve beraberliğini bozmasın, bu bayrağı yere indirmesin ve Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler, böyle saldırılar göstermesin. Rabbim bu hainlere, bu kardeşlere ve tüm düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bizleri yalnız bırakmayan, hepinizden
Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.